دينا عطي دانجي سي لعاكي هاد ما كنتش كتشاوب مش زفر باش خوان هيري كنت باش من هنا قلب على كتشيبو اي زفر نشم بتجي ولاي مدينا عطي مليات ملياتي ورد بين هاني بوليس تركي دفو تقوتن نقول هاني سيز دار بيديورسن ملياتي بولا ياب ماين فلان فلان بوليس اصادر مشي ملياتي كرور اي جورا بم دينا عطي دعف كان امليم مش عفنا هندري عربا بوليسا از babum mego ben bir şey bir suç işlemedim. Siz beni niye gözaltına alıyorsunuz? Yani bu hukuksuz bir şey. Sus kes sesini arabaya bin otur yerinde. Neyse ben de sesimi kestim oturdum yerimde. Ondan sonra baktım bir İdris arkadaşı yanıma aldılar. İdris arkadaşı yanıma aldılar. Ben de orada zaten polis yanımdaydı. Ben de dedim ki siz şu anda hukuksuz olarak beni alıyorsunuz. Benim olayla herhangi bir bağlantım yok. Niye beni alıyorsunuz? Yani ben suçlu olarak şu anda beni götürüyorsunuz. Sus kesini falan hakaretler küfür etti bana. Ben de avukat talebinde bulundum. Ben avukat istiyorum. Avukatımı gönderin bana dedim. Küfür ederek bana beni darp ederek küfür ederek avukat kimsen kimsin diyerek darp etmeye başladılar beni arabanın içinde. Hatta şuraya dirseğini koydu beni boğmaya çalıştı. Ondan sonra emniyete götürüldük. İskele Emniyeti Kadıköy. Ondan sonra bizi yere uzattılar. Bize orada etmediği hakaretler kalmadı. Dayak üstüne dayak zaten şuraya polis yumruk attı. Başıma ayakkabıyla ezmeye başladılar. Diğer arkadaşlar da öyle yani. Herkes öyle yaptı. Yani orada 4 kişiydik biz zaten sıradan diğer arkadaş gelene kadar. Ondan sonra bir polis vardı orada. Arabayı çekti. Arabayı çekin dediler oraya. Mertel maşını açtı. Tener şarkı. Irkçı bir şarkı açtılar. Bizi yere uzatırken böyle hani hoşlarına giderken dalga geçerek. Ondan sonra müzik kapattıktan sonra yine bize vurmaya başladılar. Hastaneye götürdüler ondan sonrası. Saat 9 gibi falandı galiba. Polis ama ha bunu gönleme. Hun böyle gidin böyle gelin dediler. Yani dedi sonra tekrar başlamayalım yani sizi dövmeye. Yani tehdit ediyorlardı bizi. Polislerle birlikte doktorların yanına gittik. Doktorlar polisler de bizim yanımızdaydı. Bizi tehdit ettiler. Hani söylemeyin darp ettiğimizi falan filan. Ondan sonra hani zaten kendileri söylüyordu, doktor yazıyordu yani bizim söylememize bile gerek kalmıyordu. Yine getirildik, yine yüzümüzü duvara çevirerek, bize hakaret ederek konuşmayın. Gelerek böyle kafamıza, ensemize vura vura geçenler oluyordu. Yani siz Kürtsünüz, mesela orada siz halay çekmişsiniz. Yani bilmem şöyle böyle Kürt meselesine çevirmeye başladılar orada. Hani zaten şarkıda belli oluyor yani bu açtıkları şarkı resmen ırkçılık. Yani bizi terörist olarak ilan ettiler orada. Hani siz bunu yapıyorsunuz, bize dayattılar, siz teröristsiniz, biz de bu şarkıyı size açarız. Yani burası bizimdir, yani siz burada gezemezsiniz, burada halay çekemezsiniz. Yani o anlama getirdiler direkt mi? Yani bizim, yani herhangi bir hatamız da yok. Eve doğru ilerlemeye başladım, sahil tarafından yürüyordum. O anda polis aracı geldi. O yani gençlerin olduğu bölge, önce yani polise geldiği zaman sahilden şarkı falan yoktu yani. Şarkı falan halay hiçbir şey çekilmiyordu polise geldiği için. Ondan sonra polisler ses döblerini aldı hemen. Kimliğini istediler, verdiler tabii kimliklerini. Ben orada değildim ama, ben uzaktaydım. Uzaktan izliyordum, arkadaşımla konuşuyordum telefondan. Ondan sonra bir baktım, demişler ki ses döblerini alamaz. Yani sizin böyle bir, yani biz suç işlemiyoruz ki, niye alıyorsunuz siz? Yani gençler tepki gösteriyor, niye alıyorsunuz? Yani kimliğimizi istediniz, verdik, daha ne istiyorsunuz yani? Dedi seni de alırız. Sen kimi tehdit yani sen kime böyle diyorsun yani. Ondan sonra bunları arabanın içine alıyorlar. Arabanın içine alıyorlar. Gördüm bir baktım vurmaya başladılar iki kişiye arabanın içinde. Vicdanım kabul etmedi. O tarafa doğru ilerledim. Dedim ki vurmayın dedim yaptığınız suç dedim. Niye darp ediyorsunuz dedim onları. Bir şey yapmadılar dedim. Ondan sonra bir baktım silah çıkardı. Silah çıkardı sıkmaya başladı. Ondan sonra biber gazı sıkmaya başladı. Ondan sonra belki dedim daha ileri boyuta gidebilir belki dedim. Onun için video çekmeye başladım. Bir tane polis dedi sen video mi çekiyorsun? Evet dedim çekiyorum dedim yaptığınız suç dedim. Dedi ki darp mı ediyoruz onları dedi. Evet dedim darp ediyorum. Tamam gel sen buraya dedi. Tam karakola gelmeden önce dedi ki kim videoyu çekti ben çektim. Zaten önceden darp ediyorduk ondan sonra da darp edilmeye başladık. Kafamızı eğiyorlardı ama kimse görmesin diye. Karakola gittik. Bahçeye götürdüler direkt. Ters kelepçe yapıldı zaten. Haberi vuruyorlardı. Arkadaşım başına öyle vuruyorlardı. Biber gazı sıktılar ki önce tabii. İlk önce biber gazı sıktılar. Arkadaşı başına öyle vurdular ki. Ben dedim vallahi dedim, inşallah bir şey olmaz dedim. Ondan sonra benim ayağıma bastılar.
Biz anlamadık yani niye böyle bir şey yaptılar. Yani bir şey, ortada bir şey yok. Ufacık bir video koymuşlar, işte polise öyle bir şey yok. Ben akşam eve gittim, bir bakım herkes işte polise saldırmışlar, işte polise darp etmişler, polisler ne dese haklısıdır. Onu siz de olabilirsiniz. Oradaki insanlar siz de olabilirdiniz. Size yapılsaydı, millet seyretseydi siz vicdanınız kabul eder miydi? Etmezdi tabii. Ben bir şey anlamadım zaten. Ya ortada bir şey yok, adamlar bize terörist diyor. Yani ne alaka yani? Suçsuzuz. Böyle bir şey, ortada hiçbir şey yok. Zaten komiser dedi ki darp edildiğinizi söylemeyeceksiniz. Yani darp edildiğinizi söylemeyeceksiniz. Eğer söyleseniz bunun bir karşılığı olacak dedi. Sonra hastaneye giderken darp edildik. Hastaneye gittik, dedi ki doktor hanım dedi ki siz darp edildiniz mi? Yok dedi. Dedi nasıl darp edilmedi? Yüzünüzü görmüyor musunuz dedi. Yok biz darp edilmedi. Tamam dedi, ne yapabilirim dedi. Ondan sonra geri döndük. Aynı şekilde yine davrandılar. Sırtımıza vurmaya, yumruk atmaya başladı.